OİM tarafından düzenlenen Ermeni iddialarının inkarının cezalandırılmasının ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi isimli webinara hoş geldiniz. Bugünkü webinarda Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi raportörü Ceren Sedef Eren, ifade özgürlüğü bağlamında genel olarak soykırım inkarı konusuna değinecek ve devamında da AİHM'in Perinçek İsviçre kararı üzerinden değerlendirme yapacaktır. Webinara başlamadan önce Sayın Eren hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 1988 yılında doğan Eren, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra 2010 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2012 yılında Anayasa Mahkemesi'nde raportör yardımcısı adaylığına ve 2014 yılında raportör yardımcılığına atanmıştır. 2015-2016 akademik yılı için Jean Monnet bursuyla gittiği Brüksel'de University of Kent Brussels School of International Studies İnsan Hakları Hukuku bölümünde yaptığı yüksek lisansını sözde Ermeni soykırımı inkarının cezalandırılmasının ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi konusu teziyle tamamlamıştır. 28 Mayıs 2019 tarihinde ifade özgürlüğü bağlamında terör örgütü üyeliği suçu başlıklı mesleki tezini tamamlayarak Anayasa Mahkemesi raportörü olarak atanmıştır. Eren iyi derecede İngilizce, başlangıç seviyesinde de Çince bilmektedir. Şimdi sözü Sayın Ceren Sedef Eren'e bırakıyorum. Sunum hakkında herhangi bir cevap ve yorumunuz olursa lütfen chat kutusundan bunu da bize iletin. Herkese merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum AVİM'e bana bu platformu sağladığı için, sunum talebi için. Ben bugün elimden geldiğince bu sözde Ermeni soykırımı inkarının Avrupa'da cezalandırılması, cezalandırma teşebbüsleriyle ilgili önemli gördüğüm noktaları, tezimde çalıştığım yerleri size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şey belirtmek isterim. Anlatacağım mesele yani işin uluslararası ceza hukuku boyutuyla ilgili değil. Tamamen soykırım inkar yasalarının, soykırımın inkarının cezalandırılmasının ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesiyle ilgili. Yoksa 1915 olaylarıyla doğrudan bu olaylarla ve işin soykırım boyutuna ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili değil. Bu kapsamda öncelikle tabii bu soykırım inkarının cezalandırılması meselesi Yahudi soykırımıyla başladığı için öncelikle Yahudi soykırımı inkarının cezalandırılması sürecini, Avrupa'daki bu süreci ve Avrupa devletlerinin buraya iten yani cezalandırmaya iten nedenleri bir açıklamaya çalışacağım kısaca. Daha sonra bu sebeplerin, Yahudi soykırımı kapsamındaki bu sebeplerin Ermeni olayları kapsamında söz konusu olmadığını, iki olayın bağlamının tamamen birbirinden farklı olduğunu ortaya koymaya çalışacağım. En sonunda Perinçek kararından bahsederek somut olay üzerinden de sunumumu tamamlamaya çalışacağım. Bu soykırım inkar meselesi tabii Avrupa'da başlayan mesele ve Yahudi soykırımı ile başlayan bir mesele. Özellikle Almanya, Fransa, Avusturya gibi Nazi geçmişi olan ülkelerde bu antisemitik hareketlerin İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra antisemitik hareketlerin tekrar yükselişe geçmesi ve radikal sağla bağdaştırılmaya başlanmasından sonra ve Yahudi halkına işte gerek sinagoglara yapılan saldırılar olsun gerek yine antisemitik söylemler olsun bunların artmasıyla birlikte tabii bu Yahudi soykırımı inkarı dediğimiz meseleye bakış açısı Avrupa'nın biraz değişmeye başlıyor. Burada öncelikle Avusturya, Almanya, Fransa gibi ülkelerde bu Yahudi soykırım şeyden bahsedeyim öncelikle revizyonist söylem dediğimiz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'li yıllarda bu Nazilerin işlediği suçları gerek işte meşrulaştırmak gerekse onların sorumluluğunu azaltan bir tarih yorumu dediğimiz revizyonist yorum dediğimiz bir şey tarih akımı çıkıyor Avrupa'da ve burada sıkça Nazilerin işlediği suçların bahsedildiği kadar ağır olmadığı, kapsamının bu kadar yüksek olmadığı, işte gaz odalarının bulunmadığı, işte ölen, hayatını kaybeden insan sayısının bu kadar olmadığı gibi hem bu şeyi azaltan, sorumluluğu azaltan
hem de meşrulaştıran, işte zorunluydu ama yapması gerekiyordu gibi meşrulaştıran, ona sebep bulan, meşru sebepler bulan bir tarih akımı ortaya çıkıyor. Ve bu 1950'lerden sonra böyle artarak Yahudi soykırımı inkarına doğru, yani doğrudan inkara doğru gitmeye başlıyor. Bu arada dediğim gibi antisemitik söylem radikal sağ Avrupa'da güçlenmeye başlıyor. Almanya'da Lübeck'te bir Yahudi sinagoguna saldırı gerçekleştiriyor. Burada insanlar hayatını kaybediyor. Fransa'da Yahudi mezarlıklarına saldırılar gerçekleştiriyor. Ve burada artık Avrupa daha önce aslında bu gibi söylemleri, örneğin hakaret, ölmüş insanların anısına hakaret ya da hatta Almanya'da mesela Federal Alman devletini ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi suçlardan cezalandırmaya çalışırken artık bunların yeterli olmadığını fark ediyorlar ve doğrudan affedersiniz Yahudi soykırımının inkarını cezalandırma yoluna gidiyorlar. Tabii burada şöyle bir ayrım var. Örneğin kıta Avrupa'sıyla İngiltere ve Amerika gibi ülkelerdeki bu konudaki farklılığı belirtmek isterim. Yani kıta Avrupa'sı dediğim gibi bu Nazi geçmişin ağırlığı dolayısıyla bu gibi ifadelerin cezalandırılması yoluna giderken Amerika'da ve İngiltere'de iş aslında tamamen farklı. Onlar söylemlerin ceza konusu olması oralarda çok daha zor, hatta neredeyse imkansız diyebiliriz cezalandırma konusu olması. Bu konuda Avrupa Birliği'nin tavsiye kararı, yani bu 2000'lerin başında da bu soykırım inkarının cezalandırılması konusunda Avrupa Birliği'nin tavsiye kararları çıkıyor üye devletlere yönelik olarak. Burada İspanya Anayasa Mahkemesi'nin bir kararından bahsetmek istiyorum. Çok iki bu Avrupa, yani kıta Avrupası ve Amerika İngiltere dediğim iki anlayış arasında bir şey oluşturuyor İspanya Anayasa Mahkemesi. Burada Barcelona'da Yahudi soykırımını inkar eden doğrudan ya da meşrulaştıran içerikler barındıran kitaplar satan bir kitap satıcısı var ve bu kişi cezalandırılıyor İspanya'daki o zamanki ceza hukukuna göre. Bu dava en son Anayasa Mahkemesi önüne kadar geliyor. Anayasa Mahkemesi en son şunu söylüyor. Belli olguların, yani belli gerçeklerin varlığı ya da yokluğu hakkında değer yargıları belirtmeden söylemlerde bulunmanın cezalandırılmasının bilimsel araştırma özgürlüğüne büyük bir müdahale anlamına geleceğini söylüyor. Bilimsel araştırmanın, yani tarihi araştırmanın ancak tartışmalı konular hakkında herkesin görüşünü belirtmesiyle mümkün olabileceğini, dolayısıyla dediğim gibi belli olguların varlığı ya da yokluğu hakkında söylemlerde bulunmanın cezalandırılmasını tarihi araştırmaya büyük bir müdahale anlamına geleceğini söylüyor ve sonuç olarak mahkeme diyor ki inkar, yani yalnızca inkarı cezalandıramazsınız, bu anayasal değildir. Fakat örneğin soykırımın ya da insanlığa karşı suçların meşrulaştırması cezalandırılabilir. Dolayısıyla İspanya'da Anayasa Mahkemesi kararından sonra yalnızca soykırımı ya da insanlığa karşı diğer suçları meşrulaştıran ifadeler cezalandırılıyor. Bu kapsamda inkar eden, özellikle bilimsel araştırmaya yönelik olarak inkar eden ifadelerin cezalandırılamayacağı karara bağlanıyor. Bu şeyle ilgili Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin bir kararı var. 34 numaralı kararında bu Avrupa'daki bu inkar cezalandırma yasaları konusunda devletler bunları sıkça kabul etmeye başladığı bir süreçte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi bunun ifade özgürlüğü yönünden yaratacağı tehlikeyi görüyor aslında ve 34 numaralı kararında gerçeklerin yanlış ya da çarpıtılmış yorumların ifade edilmesinin, cezalandırılmasının ifade özgürlüğüyle çatıştığını belirtiyor. Aslında bu karar özellikle Fransa'da bu Gaysot Law, Gaysot Kanunu denen, teklif eden milletvekilinin adıyla anılan ve bu Yahudi soykırımı inkarını cezalandıran yasanın çıkması üzerine bu uyarıyı yapma ihtiyacı olduğunu düşünüyor Birleşmiş Milletler ve böyle bir uyarı yapıyor.
Kısaca spesifik olarak ülkelerden bahsedecek olursak, örneğin Almanya'da 1994'e kadar aslında dediğim gibi Yahudi soykırımı inkarını doğrudan cezalandıran bir ceza hükmü yok. Genel ceza hükümlerine atıfla bu gibi eylemler cezalandırılıyor. Fakat dediğim gibi bu antisemitik hareketlerin yükselişe geçmesi ve revizyonist söylemin artık böyle doğrudan inkara varan bir dereceye gelmesiyle Alman Anayasa Mahkemesi burada şey Almanya'da bu inkarın cezalandırılması yoluna gidiyor. Alman Anayasa Mahkemesi şöyle diyor: Yahudi soykırımı birçok tanık ifadesi, tarihi araştırma ve Frankfurt'ta yapılan Auschwitz yargılamasıyla ortaya konulmuş bir olgusal gerçekliktir diyor. Yani Alman Anayasa Mahkemesi bunun yanlışlığı belirtemeyecek, yanlışlığı kanıtlanamayacak. Ve bunu da dediğim gibi tanık ifadeleri, dokümanlar ve bu konuda bir yargı kararı olmasına bağlıyor. Ve bu bir olgusal gerçekliktir diyor. Bu tabii çok tartışmalı bir mesele. Yani bir yargı kararının bir olgusal gerçeklik ortaya koyması hukuki açıdan oldukça tartışmalı bir konu. O yüzden bunun yanında şunu da belirtiyor mahkeme, bu soykırım meselesi, yani Yahudi soykırım meselesi artık Yahudi halkının bir kimliği haline geldi. Özellikle de Almanya'daki Yahudi halkının ve bunun korunması diyor, soykırımın inkarının cezalandırılması ve bunun korunması artık açıkça yanlış bir ifadenin, açıkça yanlış bir söylemin ifade edilebilme özgürlüğünden daha önemlidir diyor. Ve dediğim gibi 1994'ten itibaren Almanya'da soykırım inkarı cezalandırılıyor. Avusturya'da da aynı şekilde, orada da süreç çok benzer. Avusturya biraz daha erken davranıyor. 1992'de Yahudi soykırım inkarı cezalandırılmaya başlanıyor. Fransa en erken aslında cezalandırmaya başlanan ülke. Çünkü aslında bu revizyonist söylemin aşırı, yani radikal sağla bağdaştığı ve radikal sağın söylemi haline geldiği ilk ülke aslında Fransa. Burada aşırı sağdan siyasiler olsun, aşırı sağ benimsemiş, aşırı sağ ideolojisini benimsemiş insanlar olsun, Yahudi soykırımı inkarını kendi ideolojilerinin bir söylemi olarak kullanmaya başlıyorlar. Ve Fransa'da bu nedenle 1990'da Yahudi soykırımı inkarı açıkça cezalandırılıyor. Hukuka girerek açıkça cezalandırılıyor. Örneğin Robert Forison diye bir akademisyen, Fransa'da bir profesör, Lyon Üniversitesi'nde bir profesör, gaz odalarına bir peri masalı diyor. Ve Fransa'da bu yüzden cezalandırılıyor Yahudi soykırımını açıkça inkar ettiği için. Cezalandırma üstüne Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne başvuruyor. Komite daha önceki bu uyarı kararına rağmen burada Forison'un bu ifadesinin açıkça antisemitik olduğunu ve Yahudi halkının huzurlu ve korkudan uzak, barış içinde bir ortamda yaşamasının devam ettirilmesi için cezalandırmanın uygun olduğuna karar veriyor aslında. Dolayısıyla aslında Avrupa'da bu Yahudi soykırımı inkarının cezalandırılması meselesi bence bir ortada bir yargı kararı olmasından ziyade, yani Yahudi soykırımında bir yargı mercinin karar vermesinden ziyade, Yahudi soykırımı inkarı radikal sağın bir söylemi olarak, radikal sağın bir söylemi haline geliyor. Yani sadece inkar bile aslında altında antisemitik bir kast varmış varsayımına dayanıyor. Yani yalnızca inkar etseniz ve tarihi araştırma kapsamında yaptığınızı söyleseniz bile bunu, bu artık altında gizli bir ırkçı amaç olduğu Avrupa'da çok yaygın bir biçimde kabul ediliyor. Dolayısıyla Yahudi soykırımı inkarının cezalandırılmasının esas sebebi Avrupa'da bence bir yargı kararına dayanmasından çok bu gizli ırkçı amaçlar, gizli antisemitik amaçlar olması, yani yalnızca inkarda bile. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu Yahudi soykırım inkarıyla ilgili tavrı ise Avusturya ile ilgili iki kararı var.
Burada Ahim Avusturya'nın spesifik geçmişini de yani Nazi geçmişini de dikkate alarak Yahudi soykırımı inkarının cezalandırılmasının demokratik toplumda gerekli olabileceğini söylüyor ve ifade özgürlüğü ihlal edilmemiştir diyor. Fakat ilk defa Garaudy Fransa kararında Yahudi soykırımının açık bir tarihi gerçeklik olduğunu, aynı Alman Anayasa Mahkemesi gibi ve başvurucunun yazdığı kitapta, bu Garaudy Fransa kararındaki başvurucunun yazdığı kitapta açıkça Yahudi soykırımını inkar ettiğini, reddettiğini, bu kitabın amacının tarihi araştırmadan ziyade Nazi rejimini rehabilite etmek olduğunu söyleyerek ve ayrıca insanlığa karşı suçların inkarının, yani soykırımın inkarının antisemitizm ve Yahudilere karşı nefreti körüklemenin en ciddi formlarından biri olduğunu da ifade ederek Yahudi soykırımının inkarının artık ifade özgürlüğü kapsamında hiç görülemeyeceğini söylüyor. Yani Yahudi soykırımı inkarı artık ifade özgürlüğü başlığı altında dahi incelemiyor. Doğrudan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 17. maddesinde hakların kötüye kullanılması maddesi var. Yahudi soykırımı inkarının hakkın kötüye kullanılması kapsamına girdiğini artık Ahim kabul ediyor. Bundan sonraki içtihadı da hep bu şekilde gerçekleşiyor Ahim'in. Yani ifade özgürlüğü başlığı altında dahi incelemiyor Yahudi soykırımı inkarını. Sonuçta şöyle bir sonuca ulaşıyorum. Yahudi soykırımı inkarının Avrupa'da cezalandırılmasının üç temel nedeni var. Bir, Yahudi soykırımı inkarı Avrupa'da radikal ideolojilerin antidemokratik idealleri kapsamında kullandıkları bir antisemitizm formu. En önemli sebebi bu olarak görüyorum. İki, Yahudi soykırımı inkarı ve radikal ideolojiler arasındaki bu ilişki, bu güçlü ilişki, Nazi geçmişi bulunan Avrupa ülkeleri açısından ciddi bir tehlike teşkil ediyor. Yani bu böyle söyleme izin vermek. Ve üçüncü, en son olarak ben şunu görüyorum. Yahudi soykırımı birçok rapor, belge, tanık ifadeleri ve sonuç olarak yargı kararıyla tescillenmiş bir olgusal gerçeklik olduğu için, yani ortada bir yargı kararı bulunduğu için bu da cezalandırmanın sebeplerinden biri olarak kullanılıyor. Ama bana göre en son sebep olarak kullanılıyor. Şimdi burada şeye geçmek istiyorum. Ermeni olaylarıyla yani o ikisinin bağlamını karşılaştırırsak tamamen farklı bir bağlam görüyoruz. Önce şeyden başlayalım. Yani gizli ırkçı kasıt dediğimiz doğrudan Yahudi soykırımı inkarında biz yani sadece hayır gaz odaları yoktur bile dense bunun altında antisemitik bir kasıt olduğu kabul ediliyor Avrupa'da. Şimdi bunu Ermeni sözde Ermeni soykırımı inkar eden bir açısından söyleyebilir miyiz? Onu saptamaya çalışacağım. Burada da şeye girmek gerekiyor. Şimdi antisemitizmin tarihi çok eski. Yani antisemitizm akademisyenler ta Hristiyanlığın doğuşundan başlayarak, yani işte Hristiyanlık o Yahudilikten çıkarak Hristiyanlığın doğuşundan başlayarak özellikle 17. 18. yüzyılda Avrupa'ya büyük bir Yahudi göçü yaşanması, dolayısıyla burada işsizlik sorununun ortaya çıkması, Yahudilerin görece ekonomik durumlarının, refahlarının iyi olduğunun düşünülmesiyle devam eden bu antisemitizmi körükleyen bir süreç var. En son bu antisemitizm zaten iki dünya savaşı arasında en zirve noktasına ulaştığı söyleniyor. Ki bu da zaten antisemitizm şeklinde bir aslında kavram olmasının esas sebebi. Tarihi çok eskiye dayanıyor bu Yahudi karşıtlığının Avrupa'da. Ermeni kontekste baktığımızda yani bir Türk-Ermeni ilişkilerinde tarihi olarak böyle bir şeyden bahsedebilir miyiz diye bakıyorum. Böyle bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Yani en basitinden Osmanlı tarihine baktığımız zaman 20. yüzyıla gelene kadar Osmanlı'da yani Türk-Ermeni ilişkileri diğer azınlıklara göre bütün tarih kitaplarında, bütün akademisyenlerin de söylediği gibi çok iyi. Yani Ermeniler hatta milleti sadıka olarak hepimizin bildiği gibi bu şekilde adlandırılıyorlar. İşte imparatorluğun her yani vezir görevine kadar yükselebiliyorlar. Her aşamasında görev alıyorlar. Dolayısıyla böyle bir Türk-Ermeni ilişkilerinde tarihi olarak bir antisemitizm de olduğu gibi bir şeyden bahsetmek, eski bir düşmanlıktan bahsetmek mümkün değil.
Yani Ermeni olayları tabii 20. yüzyıl ulusalcılık akımının etkisiyle ortaya çıkmış çok yeni ve güncel bir anlaşmazlık Türk-Ermeni ilişkilerindeki mesele. Antisemitizmden farklı olarak. Yani bunu şu anlamda söylemiyorum. Tabii ki Ermeni soykırımını inkar eden ve altında tamamen ırkçı amaçlar barındıran insanlar olabilir. Bunun hani yokluğundan bahsetmiyorum. Asla böyle bir şey yoktur demiyorum. Ama bu cezalandırmaya giderken Yahudi soykırımında olduğu gibi her inkarın altında ırkçı bir kasıt olduğu varsayımında Türk yani Ermeni olayları bağlamında böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Böyle bir varsayımdan bahsedemeyiz. Yani mümkün değil böyle bir şeyden bahsetmek. İkinci olarak, ikinci farklılığı açıklayacağım bağlam demokrasi yönünden arz ettiği tehlike bağlamında da ikisinin yönünden yine sıkıntı var. Şimdi Avrupa'da dediğim gibi Nazi geçmişi olan, özellikle Nazi geçmişi olan ülkeler bağlamında Yahudi soykırımı inkarına bir anlamda cezalandırmayarak izin verilmesinin demokrasi yönünden büyük tehlike teşkil ettiği söyleniyor. Çünkü işte dediğim gibi bunu, bu ifadelerin amacının Nazi rejimini rehabilite etmek, demokrasiyi ortadan kaldırmak ve işte bu radikal sağ dediğimiz ideolojiyle de doğrudan bağlantısı nedeniyle bunların Avrupa'da çok ciddi tehlike teşkil ettiği düşünülüyor. Fakat Avrupa kapsamında düşünelim. Yani sözde Ermeni soykırımı inkarının Avrupa'da cezalandırılmasına sebep olabilecek bir Avrupa demokrasilerine bir tehdit var mı diye düşünürsek böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olduğunu zaten yani varsayımsal olarak Türkiye dışında herhangi bir ülkede böyle bir tehlike olduğundan bahsetmek mümkün değil zaten. Yani Türkiye'de de zaten varsayımsal olarak diyorum. Yani hani Türkiye'deki Ermeni halkı üzerinde belki baskı oluşturabilecek, işte onları korkutabilecek, o aradaki barışı bozabilecek ifadeler kapsamında hani görülmesi tehlikesi bile, böyle bir tehlikeden bahsediyorsak bile, bu sadece Türkiye için geçerli. Yani Avrupa'da böyle bir tehlike olduğundan bahsetmek mümkün değil. Avrupa'daki esas tehlike bu sözde Ermeni soykırımı inkarının cezalandırılmasını teşvik ederek aslında bilimsel özgürlüğe bir tehlike, bilimsel özgürlük yönünden çok büyük bir tehlike oluşturuluyor. Bu konuda mesela Robert Fraser bir akademisyen bir değerlendirme yapıyor. Şey açısından, bu özellikle tanıma kanunları açısından, soykırımı tanıma kanunları açısından, örneğin Fransa'da diyor bu Yahudi soykırımı inkarını Yahudi soykırımını tanıyan kanun ve Taubira gibi köle ticareti kapsamında işlenen insanlar karşı suçları kabul eden, tanıyan kanunların hepsinin bir şekilde Fransa ve Fransa tarihiyle ilgisi var diyor. Yani biz Yahudi soykırımı Yahudi soykırımında bir anlamda işte Nazi hükümetiyle işbirliği içerisindeydik. Burada bizim bir sorumluluğumuz var. Kapsamında da, emperyalizm kapsamında da işte köleliğe, insan ticareti, kölelik, bu kapsamda da bizim dediğim gibi insanlar karşı işlenen suçlar kapsamında sorumluluğumuz var emperyalist bir devlet olarak diyor. Fakat Ermeni meselesine geldiğimizde böyle bir bağ kurmak, yani bu olayların Fransa ya da Fransa tarihiyle uzaktan yakından alakası yok. Tamamen uzaktaki bir memlekette gelişen olaylar. Dolayısıyla arada böyle bir bağ kuramayız diyor. Ne tanıyabiliriz parlamento olarak, ne tanımalıyız, ne de inkarını cezalandırmalıyız diyor aslında. Burada şöyle sebepler ileri sürülüyor. Örneğin diyor, yani ne gibi sebepler ileri sürülebilir Ermeni olaylarının Fransa ile bağlantısı kapsamında, onu bir düşünelim dediğinde Fransa'nın Birinci Dünya Savaşı'nda kendisini Osmanlı'daki Ermeni nüfusunun koruyucusu olarak addetmesi, bu şekilde görmesi ya da Fransa'nın genel olarak insan hakları konusunda zaten tabiri caizse ev sahibi bir ülke olması, yani insan haklarının belki de bir anlamda ortaya çıktığı ülke olması gibi sebepler bile 1915 olaylarının Fransa'da Fransa tarihiyle uzaktan yakından ilgisi olmadığı ve bir bağlantı kurulamayacağı gerçeğini değiştiremez diyor. Yani Yahudi soykırımı Fransa'nın ve Avrupa'nın kara geçmişinin bir
görünürken Ermeni olayları bakımından böyle bir şey söylemek mümkün değil diyor aslında. Son olarak dediğim gibi bu açık olgusal gerçeklik meselesi var. Yargı kararıyla da, bir yargı kararı olmasıyla da bağlantılı olarak. Zaten iki mesele arasında aslında en çok dile getirilen fark bu olmasına rağmen ben dediğim gibi aslında ilk bahsettiğim iki sebebin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat bu da tabii bir unsur. Yani 1915 olayları sırasında zaten soykırım diye bir suç da yok uluslararası ceza hukukunda. Soykırım ilk olarak Rafael Lemkin'in kitabında 1944 yılında icat edilen bir kavram ve daha sonra uluslararası arenada suç olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla böyle bir suç olmadığı için bir yargı kararı da yok 1915 olaylarıyla ilgili. Dolayısıyla mesele tamamen tarihin inceleme alanında kalıyor. Fakat dediğim gibi benim daha önce bahsettiğim bu gizli ırkçılık, ırkçı kastı meselenin daha önemli olduğuna dair örneğin yani bu kanunların amacı bu inkarın cezalandırılması meselesinin asıl amacı aslında gerçeği korumak olsa şeyi de cezalandırmak gerekir. Örneğin mağdurların sayısı mesela Yahudi soykırımı mağdurların sayısını abartıyor diyelim ki bir tarihçi. Bu gerçek değil, o zaman onu da cezalandırmamız gerekir. Hayır, aslında olgusal gerçekliği korumuyoruz burada dediğim gibi. Yani burada tamamıyla Yahudi soykırımı inkarının bir antisemitizm formu olması durumu fakat Ermeni olayları kapsamında böyle bir şey olmaması durumu söz konusu bence. Fakat dediğim gibi yargı kararı olmaması da tabii ki önemli bir mesele. Yani parlamentoların da zaten bu tanıma kararları, bu soykırımları tanıma kararlarının niteliği çok şüpheli. Yani inkarın cezalandırılması meselesi zaten ifade özgürlüğü bağlamında çok büyük bir sorun ama bu tanıma kararları da yani parlamentolar herhangi bir şeyin eylemin suç, soykırım gibi ya da insanlar karşı suç oluşturup oluşturmadığını belirleme, bu konuda karar verme yetkisine sahip organlar değiller zaten. Dolayısıyla ulusal parlamentoların bu kararı aslında bir anlamda sadece politik anlamda kullanılan bir enstrüman gibi kalıyor devletler yönünden. Ama işte bu inkar cezalandırılması meselesine girildiği zaman bu tanıma kararlarına atıf yapıldığı için örneğin yani hükümde, ceza kanunu hükmünde işte parlamentoca tanınan soykırımların inkarı ki İsviçre'deki olay buydu. Tanınan soykırımların inkarının cezalandırılması meselesi olduğu için bunu da etkiliyor bu parlamento tanıma kararları. Bu kapsamda şeyden de bahsetmek istiyorum. Fransa'da tabii hepimizin malumu bu Ermeni lobisi çok güçlü. Burada biri 2012, biri 2016 yılında aslında iki kez Ermeni soykırımı inkarının cezalandırılmasına dair kanun kabul edildi. Bu teşebbüste bulunuldu fakat Anayasa Konseyi iki kanunu da iptal etti anayasal olmadığı gerekçesiyle. Anayasa Konseyi burada şeye dayandı aslında. Fransa hukukunda, kanunda Yahudi soykırımı inkarını cezalandırırken orada kanun açıkça şeye atıf yapıyor. Uluslararası askeri mahkemenin verdiği kararların aksine yani bunları inkar eden diye bir atıf var. Doğrudan yargı kararına atıf yapıyor. Dolayısıyla Fransa Anayasa Konseyi bu kanunları iptal ederken bu yargı kararları meselesine dayandı aslında çoğunlukla. Tam olarak aslında orada şeyi belirtti. Yani parlamento bunu tanımışsa da bu bir suçtur. Parlamentonun böyle bir suç olup olmadığına karar verme yetkisi yoktur. Tabii ki ifadeler bu şekilde değil ama özü buraya çıkıyordu. Dolayısıyla bu Ermeni soykırımı meselesi konusunda bir yargı kararı da yoktur. Yani Ermeni olaylarını soykırım olarak tanıyan bir yargı kararı yoktur. O yüzden kanunun anayasaya aykırı olduğunu hükmetti iki kararında da. Evet, yani bu işin bir de politik boyutu da çok önemli. Politik boyutu şu açıdan önemli. Bu inkar cezalandırması yargılamalarında aslında işin politik boyutunun da özellikle şeyde göz önüne alınması gerekir. Kişinin, inkar eden kişinin
örneğin ırkçı kastı var mı yok mu meselesinde. Şimdi bu mesele çok yakın bir uyuşmazlık, dediğim gibi yani 20. yüzyılın başında ortaya çıkmış bir uyuşmazlık. Ayrıca birçok Ermeni lobileri tarafından kabul edildiği üzere, yani bu Ermeni soykırımı inkarını tanıtma meselesinin amaçlarından en önemlisi de tarihi Ermeni topraklarının aslında sahiplerine geri iade edilmesi ve bu savaş suçu için yüklü bir tazminat alınması meselesi. Dolayısıyla burada Türkiye yönünden aslında ciddi bir milli güvenlik meselesi de söz konusu. O yüzden inkar eden kişinin ırkçı kasıtla aslında Türkiye bağlamında diyorum, inkar edenlerin ırkçı bir kasıtla hareket etmediği konusunda bence bu şeylerin de dikkate alınması gerekiyor. Yani ırkçılık meselesinden önce ortada başka çok büyük politik problemler var aslında yani. Onların da dikkate alınması gerekiyor. Son olarak kısaca Perinçek İsviçre kararından bahsetmeye çalışayım. 2003'te İsviçre parlamentosu bu Ermeni soykırımını tanıyor. İsviçre Ceza Kanunu'nda da zaten hali hazırda hüküm mevcut. Yani tanınan soykırımların inkarının cezalandırmasına dair hüküm var. Doğu Perinçek Lozan'da bir toplantıda konuşması esnasında sarf ettiği sözlerin Ermeni soykırımını inkar boyutuna ulaştığı, niteliğine ulaştığı ve bu nedenle cezalandırılmasına karar veriliyor Perinçek. Perinçek tabii en son ulusal yargılama aşamasından sonra Ahim'e gidiyor. Perinçek'in ifadeleri aslında çok uzun bir konuşma tabii ama ifadelerin ürünü şu şekilde, yani Ermeni soykırımı iddiası uluslararası bir yalan olduğunu, bunun Türk ve Rus arşivlerinden de bu uyuşmazlık meselesinin aslında emperyalist devletlerin ve çarist Rusya'nın bunlardan sorumlu olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtiyor. Ortada bir soykırım olmadığını, iki milletin emperyalist devletlerin kışkırtması sonucu bir savaşa tutuştuğunu söylüyor. Aslında suçlamayı büyük oranda emperyalist devletlere atıyor. Yani burada zaten inkar yoktur derken bile bağlama aslında emperyalist devletleri suçlamak, Batı'yı suçlamak bir anlamda. Yani bir Ermeni, bir ırkçı bir konuşmadan ziyade bu tamamen anti-emperyalist bağlamda bir konuşma aslında. Ahim de zaten konuşmanın bu niteliğine özellikle dikkat ediyor kararında, büyük daire kararında. Özellikle uluslararası bir yalan ifadesinin Ermenilere değil de emperyalist devletlere yöneltildiğini, açık olduğunu kabul ediyor. Şöyle ifadeleri var yani, örneğin Doğu Perinçek Ermeniler için emperyalistlerin enstrümanı olmuşlar, işte emperyalistler tarafından kullanılmışlardır falan gibi ifadeler kullanıyor. Bunların Ermeniler yönünden onur kırıcı nitelikte olabileceğini belirtiyor, bunu kabul ediyor. Fakat her şeye rağmen Perinçek'in konuşmasının tarihi bir yönü olduğunu ve kamu ilgilendirdiğinin reddedilemeyeceğini, ayrıca şiddet ya da nefret çağrısı olmadığının da açık olduğunu, öte yandan İsviçre'de bu meselenin hassas olduğuna dair, yani Ermeni meselesinin hassas olduğuna ya da İsviçre'de kamu barışını, kamu düzenini etkileyeceğine dair somut bir şey de olmadığını. Dolayısıyla ve son olarak İsviçre'nin bu gibi ifadeleri cezalandırmak konusunda uluslararası hukukla getirilen bir yükümlülüğü olduğundan da bahsedilemeyeceğini söyleyerek bu ifadelerin dediğim gibi açıkça şiddete ve nefrete yöneltmediği konusuna da önem vererek ifade özgürlüğü kapsamında kaldığına ve başvurucunun cezalandırması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar veriyor Ahim. Karar çok uzun tabii, ben çok kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Aslında kararda biraz tartışmalı ifadeler de var. Örneğin üyelerden biri farklı gerekçesinde, yani karara katılmış ama farklı gerekçesinde açık açık, yani Ermeni soykırımını, kendisinin Ermeni soykırımına inandığına ama işte bu gibi ifadelerin söylenmesinin cezalandırılmasının orantısız olduğuna dair ifadeler kullanıyor. Mesela gerekli mi Ermeni soykırımına inandığını söylemesi, yani çok ilginç. Böyle hani ahim bir mahkeme kararında bir de sanırım politik şeyler güdülüyor, yani değişik gerçekten. Dediğim gibi Ahim de böyle bir karar veriyor.
şeyden bahsetmedim. Ünlü İngiliz tarihçi Bernard Lewis'in mesela Fransa'da Le Monde gazetesine verdiği bir röportaj nedeniyle bu röportajda şu ifadeleri kullanıyor. Soykırım yok etmek şeklinde özel bir kast gerektirir. Fakat Birinci Dünya Savaşı ile ilgili Türk dokümanları yok etmek değil, sürgün etmek kastı bulunduğunu göstermektedir diye bir röportajında bu şekilde bir ifade kullanıyor. Hakkında soruşturma başlatılıyor bu ifade nedeniyle. Soruşturma devam ettirilmiyor, yani takipsizlik kararı veriliyor. Fakat aleyhine sembolik bir tazminata hükmediliyor örneğin. Buradaki mahkeme kararı şöyle önemli. Burada tazminata hükmeden mahkeme, tarihçinin yani Bernard Lewis'in bu ifadeleriyle objektivite eksikliğinden ve kendi tezini çürüten görüşlere yer verme eksikliğinden bahsediyor. Bunu şu kapsamda söyleyecektim. Aslında Perinçek davasında da ulusal mahkemeler, yani İsviçre mahkemeleri aslında tam olarak bu konuya değiniyorlar. Yani bir anlamda bir tarihçiye nasıl tarihi araştırma yapması gerektiği ya da tezini nasıl ortaya koyması gerektiği konusunda yol gösteriyorlar diyelim. Bunu sınırlandırıyorlar. Halbuki yargı mercilerinin bu konuda böyle bir uzmanlığı olduğundan bahsedemeyeceğimiz gibi, bu dediğimiz gibi yani bu akademik özgürlük üzerinde büyük bir sınırlandırıcı bir husustur. Yani yargı mercileri böyle bir nasıl tarihi araştırma yapılacağına dair yol gösterme gibi bir yetkileri olmadığı kesin. İsviçre'de şu mesele de vardı aslında. İnkarı cezalandırırken şöyle bir şart getiriliyor ki bu Avrupa Birliği tavsiye kararlarında da bu şekilde tavsiye ediliyordu. İnkar cezalandırılsın, fakat şöyle inkarlar, ayrımcılık motivasyonuyla yapıldığı açık olan inkarlar. Aslında İsviçre ceza hukukunda da böyle geçiyor ve ulusal mahkemeler, İsviçre mahkemeleri Perinçek'in de o inkarı yaparken ayrımcılık motivasyonuyla, yani Ermenilere karşı ayrımcılık motivasyonuyla hareket ettiğine karar veriyorlar. Çünkü bu cezalandırma için bir şart. Affedersiniz. Bu ek olarak cezalandırma için ayrımcılık şartının getirilmesinin ifade özgürlüğünü koruyacağı söyleniyor aslında. Fakat benim gördüğüm İsviçre mahkemeleri bu Perinçek'le ilgili kararlarında ayrımcılık motivasyonunu ortaya koymak için hiçbir çaba göstermemişler. Yani ayrımcı bir motivasyonla hareket ettiği görülmektedir deyip hiçbir değerlendirme yapmadan, neden ayrımcı motivasyonla hareket ettiğine dair hiçbir değerlendirme yapmadan aslında bir anlamda ceza vermişler. Dolayısıyla bu hukukçuların ileri sürdüğü, eğer işte inkar konusunda ayrımcı motivasyon şartı getirilirse ifade özgürlüğü yönünden bir koruma sağlanır şartı, bence tamamen bu da mahkemelerin yorumuna bağlı bir şey olduğu için çok da etkili bir koruma sağlayacağını düşünmüyorum bu şartında. Dediğim gibi son olarak da yani bu İsviçre meselesiyle ilgili olarak ben şöyle bir sonuca varmıştım. Bu İsviçre'deki kanun örneğin hala yürürlükte. Dolayısıyla İsviçre'deki vatandaşların orada Ermeni soykırımı inkarı kapsamında görülen ifadelerde bulunmaları durumunda cezalandırılma riski çok yüksek. Avrupa'da da özellikle Fransa'da hala Ermeni lobisinin baskıları sonucunda bu cezalandırma yasaları geçirilmeye çalışılıyor. Burada özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin potansiyel mağduriyet dediğimiz bir içtihadı var. Bu şununla ilgili, yani kanun uygulanmasa da, kanun henüz kişiye uygulanmadı. Örneğin bizde Altuğ Taner Akçam davasında bu potansiyel mağduriyetten karar verdi. O da şöyle. Altuğ Taner Akçam Ermeni meseleleri üzerine yazan bir tarihçi, akademisyen diyelim. Fakat sürekli yazdıkları nedeniyle 301, yani ceza kanunun 301. maddesinden, devlet kurumlarını alenen aşağılama maddesinden sürekli soruşturma geçiriyor. Yani bir sonuca varılmıyor, yani cezalandırma yapılmıyor ama sürekli hakkında soruşturma başlatılıyor. Ahim bu sürekli soruşturma başlatılmasını dikkate alarak Türk Ceza Kanunu 301. maddesinin potansiyel mağduriyete yol açtığına karar vermişti. Altuğ Taner Akçam kararında.
Aslında bunu tam olarak Avrupa'daki kontekste uyguladığımızda İsviçre'deki bu şekilde inkarı cezalandıran kanunlar da tam olarak Türk-Ermeni meselesinde başka türlü düşünen görüşler için potansiyel bir mağduriyet yaratma riski barındırıyor. Da riski barındırmıyor, potansiyel bir mağduriyet yaratıyor. Çünkü bu kanunların varlığı aslında insanların ifade özgürlüğü üzerinde, bilimsel araştırma özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki yaratıyor. Dolayısıyla olası bir ahimin önünde tekrar bununla ilgili Perinçek davasında olduğu gibi sözde Ermeni soykırımı inkar nedeniyle cezalandırılmayla ilgili bir mesele geldiğinde bu potansiyel mağduriyet meselesinin ve buradaki kanunların hatta belki parlamentoların tanıma kararlarının ifade özgürlüğü, bilimsel akademik özgürlük üzerindeki potansiyel mağduriyetinden bahsetmek gerekir diye düşünüyorum olası bir davada. Şu ana kadar tabii ahim kapsamında öyle bir şey olmadı ama ciddi bir potansiyel mağduriyet yaratıyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sunumum bu kadar. Sorularla devam edebiliriz. Sunumunuz için öncelikle biz teşekkür ediyoruz. İki soru geldi şimdilik. Birincisiyle başlıyorum. Bu zamanda Kaliforniya hükümeti Türk iş adamları ile düzenleyeceği bir toplantıya inkarcı yani denier kişilerin katılacağı varsayımıyla toplantıyı iptal ediyor. Burada genel olarak ifade özgürlüğü veya Amerika'daki yasal düzenlemeler kapsamında bir çelişki veyahut da yanlış var mı? Bu tür olaylar durdurulabilir mi? Durdurulabilirse nasıl durdurulur? Amerika'da böyle bir şeyin olması çok ilginç. Ben Amerika hukuku kapsamında kesinlikle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın ifade özgürlüğü kapsamındaki görüşü dediğim gibi kıta Avrupa'sından çok farklı olarak çok geniş. Yani bakış açısı ayrımcılığı yasağı dediği teorisi üzerinden gidiyor. Yani görüşler arasında ayrım yapamazsınız diyor Amerikan Yüksek Mahkemesi. O yüzden diyor ki nasıl dünyanın düz olduğunu savunan insanları cezalandıramıyorsanız diyor aslında ifadelerin yanlışlığı nedeniyle yani size göre yanlışlığı nedeniyle ya da doğruluğu nedeniyle insanları cezalandıramazsınız diyor. Dolayısıyla burada ciddi bir aslında görüş nedeniyle ayrımcılık meselesi var. Yani toplantıya alınmama konusu. O yüzden çok çatışıyor bence Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü kapsamındaki şeyiyle, kabulüyle. İkinci sorumuz da Kanada ile ilgili bir durum. Kanada Federal Parlamentosu'nda 2004 yılında kabul edilen sözde Ermeni soykırımını tanıyan bir private bill gerekçe gösterilerek bazı eyalet liselerinde tarih derslerine bu karar ilave edilmiş. Parlamentoların bu konudaki kararlarının politik görüş olmaktan başka bir değeri yoksa bu tür kararlar alan parlamentolar hukuki olarak mahkemelerce durdurulamaz mı ya da kararları iptal ettirilemez mi? Bu mümkünse Türkiye bu konuda niçin adım atmaktan çekiniyor, imtina ediyor diye de ikinci soru sorulmuş. Ya evet, bu dediğim gibi tanıma kararlarının aslında normalde tek başına kalsalar politik bir değerden ziyade bir yani bir retorikten öte bir anlamı yok. Fakat işte dediğim gibi bu inkar meselesinin cezalandırma olunca ve o da parlamentonun tanıdığı soykırımlara atıf yapınca tam olarak orada bir aslında hukuki temel kazanmış oluyor oradaki ceza hukuku yönünden. Şey konusunda da yani parlamento kararlarına karşı hukuken ne yapılabileceği konusu tabii ki her ulusal hukukun ayrı ayrı kendi konusu. Yani örneğin bizdeki parlamento kararlarına karşı alınabilecek, başvurulabilecek yargı yolları ve Kanada'daki tamamen farklı olabilir. Ama parlamento kararlarına karşı Kanada Anayasa Mahkemesi var mı inanın şu an bilmiyorum. Bir eksiklik bu ama hani orada ve parlamento kararlarına karşı nasıl bir yola başvurulabilir bilmiyorum. Ama mutlaka olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde bir hukuki yolun olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da Türkiye'nin açıkçası aktif davranması gerektiğini düşünüyorum. Yani iş bu inkardan cezalandırılmaya gelince ancak hareket etmeye başlayabiliyoruz. Onda bile biraz sanırım geride kalıyoruz yani çok etkin değiliz. Bu tanıma kararları konusunda daha aktif davranıp denildiği gibi hukuki yollara başvurma ya da en azından yani uluslararası arenada bunların yanlışlığı konusunda daha çok bunların işte akademik özgürlüğe büyük bir ket vurduğuna dair propaganda daha çok yapılabilir tabii yani.
bence. Sorunun takibi olarak hukuki temelleri yok ve Birleşmiş Milletler Mahkeme kararı da yok denilmiş. Sanırım daha çok Uluslararası Ceza Mahkemesi üzerinden bu sürecin ilerletilmesine yönelik bir adım atılabilir mi, atılamaz mı, ona dair soru diye algıladım. Uluslararası Ceza Mahkemesi üzerinden yürütülmesi mümkün değil. Çünkü o yani şey anlamında mı söylüyor, anlamadım. 1915 olaylarının yargılanması ve bir sonuca varılması anlamında mı söyleniyor? Yani Kanada Federal Parlamentosu'nda bir özel hüküm ya da özel genelge olarak geçmesi ve daha sonrasında uygulamada da buna yer verilmesi, lise tarih derslerinde buna yer verilmesi, tamamen bunun kapsamında Uluslararası Adalet Divanı'nda buna yönelik bir eylemde bulunabilir mi diye sorulduğunu algılıyorum. Yani hani geçmişle ilgili bir şeyi o sırada üstelik dediğim gibi yani soykırımın suç olarak kabul edilmesi dediğim gibi 1940 yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1915 olayları sırasında soykırım diye bir suç yok. İşte o suç ve cezaların kanuniliği ilkesi dediğimiz genel ceza hukuku ilkesi uyarınca şu an meselenin uluslararası ceza hukuku boyutuyla ilgili yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fakat bu iş tabii tamamıyla dediğim gibi ceza hukukundan çıkıp zaten şey meselesine inkarın cezalandırılması, ifade özgürlüğü meselesi, bu tanıma kararları meselesi de tamamıyla politik bir mesele haline dönüştü. Zaten politik bir mesele yani tamamıyla aslında. Dolayısıyla bu ders müfredata girmesi konusunda falan tamamıyla tabii yani ulusal yargı yolları kullanılmalı. Bence Türkiye bunu da aktif olarak kullanmalı. Ama en çarpıcı olan yani uluslararası arenada aynı Ermeni lobisi gibi kendi derdimizi anlatmak konusunda biraz daha aktif olmak olur diye düşünüyorum. Bir de üçüncü sorumuz var. Son yıllarda soykırım kavramı popüler söylemde 1948 soykırım sözleşmesinden farklı şekillerde kullanılmaya başlandı. Örnek olarak Kanada'da ortaya çıkarılan Kızılderili çocukların mezarları meselesiyle ilgili olarak sıfatlı soykırım ifadeleri kullanılmaya başlandı. Veyahut da kültürel soykırım kavramı kullanılmaya başlandı. Konuşmanızda ahim hakimlerinden birisinin farklı görüşünde Ermeni soykırımına inandığını belirttiniz. Bu örnekler soykırım kavramına yaklaşımın giderek bulanıklaştığını işaret ediyor. Bu bulanıklaşmanın yargılamalara nasıl bir yansıması olacağını düşünüyorsunuz peki? Kesinlikle katılıyorum. O soykırım ifadesi sanki bir suç, ceza hukuku boyutunda bir suç olmaktan çıkarılıp gerçekten yani bir anlamda insanların kurduğu bir mahkemede kendilerini yargılayıp hüküm verdikleri ve sonra ona soykırım demeye başladıkları bir söylem haline dönüşmeye başladı. Ha bu da ifade özgürlüğü kapsamındadır bu arada, onu söylemek isterim yani. Hani ben karşı görüşün korunmaması gerektiğini düşünmüyorum asla. Yani Türkiye'deki Ermeni soykırımı olduğunu iddia eden görüşlere de aynı karşı görüş gibi imkan sağlanması ve kısıtlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ancak bu şekilde tarihi gerçekliğe ulaşabiliriz. Fakat o soykırım ifadesinin bulanıklaşması doğru. Bu da şöyle bir şeye yol açıyor bence hukuki anlamda, yargı kararları anlamında. Örneğin ahim yargıcının böyle bir ifadede bulunması, yani yargıçların bu konudaki ideolojilerin bilinmesi diyeyim özellikle, bu gibi işte Perinçek davası gibi yargılamalarda mahkemenin bağımsızlığı ve tarafsızlığı şeyini şüphede bırakıyor. Yani çünkü ideolojisini bildiğiniz zaman gerçekten yani tarafsızlık ve bağımsızlık konusunda şu da çok önemlidir ki bu ahimin kendi ilkesidir, onu da söylemek isterim. Yani yalnızca gerçekten tarafsız ve bağımsız olmak değil, tarafsız ve bağımsız görünmek de çok önemli. Yani taraflar üzerinde tarafsız ve bağımsız olduğunuzu tarafları ikna etmeniz lazım. Şimdi siz yargı kararlarına böyle o bulanık anlamıyla soykırımı kullanmaya başlayıp bir anlamda tarafınızı belli edecek konumlara gelirseniz, yargıçlar olarak özellikle, o zaman tabii şey oluyor. Yani bu gibi inkar cezalandırılması gibi davalarda karşı taraftaki görüş oluyorsunuz. Yani yargıcın da karşı tarafındaki görüş oluyorsunuz ve bir anlamda aslında sizi o
karşı taraf değerlendiriyor, karşı görüş değerlendiriyor ve ne kadarını söyleyip söyleyemeyeceğinize o karar veriyor. Bu tabii adli yargılanma hakkı bağlamında da ciddi bir sıkıntı oluşturur. Yani öyle düşünüyorum. Bir soru daha geldi bu sırada. Avrupa'da son yıllarda özellikle görsel ve yazılı basında ve akademik kurumlarda Ermeni meselesiyle ilgili olarak Ermeni söylemini sorgulayan, bunlarla çelişen fikirlerin bastırılması, ahlaki olarak savunulamaz, kabul edilemez fikirler olarak sunulması yönünde kuvvetli ve çoğunlukla başarılı bir akım görünmekte. Tez yazma ve tezin değerlendirilme sürecinde siz danışmanınız olan ya da tezinizi inceleyen akademisyenler tarafından seçtiğiniz konuyla ya da yazdıklarınızla ilgili olarak herhangi olumsuz bir tavırla karşılaştınız mı diye sorulmuş. Çok güzel soru. Yani benim hocam Japondu. Brüksel'de Japon bir hocayla çalışıyordu. Fakat kendisi her şeyi böyle değişik bir alandı. Yani bütün böyle Avrupa hukukuna falan hakim. Yani şöyle bir çok haksızlık etmek istemeden danışmanıma, fakat tez konumu değiştirmemi istediğini, özellikle sözde Ermeni soykırımı terimine takıldığını net bir biçimde hatırlıyorum. Hani böyle demesen olur mu şeklinde. Yani sözde kelimesi aslında benim de bir hukukçu olarak çok hoşlandığım bir kelime değil. Fakat bir kere soykırım inkarından bahsettiğim için soykırım kelimesini geçirmek zorundaydım tezimde. Ama ben Ermeni soykırımının gerçekten soykırım olup olmadığını bilecek kadar asla bir bilgiye sahip değilim. O yüzden bir, yani sözde demediğim zaman bir yargı belirtiyorum. Bunu bu şekilde açıkladığım zaman hocama ikna olduğunu hatırlıyorum. Ama gerçekten bu konuda bir... Ha, bu arada ben aldığım uluslararası ceza hukuku dersinde Ermeni soykırımı çoğu ulusal parlamentolar tarafından tanınan bir soykırım olarak anlatılıyor. Onu, evet, onu söylemek isterim. Bu konuda yani yüksek lisans derslerine kadar girmiş bir müfredatta bir kabul var yani. Ben her, yani kendi tezimizi bilim döndüğünce anlatmaya çalışsam da, ben uluslararası ceza hukuku ile ilgili o konuda uzman olmadığım için çok fazla bir şey diyememiştim. Fakat bunu kabul edip derslerde örnek olarak veriyorlar. Onu söylemek lazım. Bir soru daha geldi. 1948 Sözleşmesi'nin giriş bölümünde kayıtlı olan "tarihin her döneminde soykırım suçu işlenmiştir" ibaresi siyasal bağlamda soykırımı teriminin dayanağını oluşturabilir mi? Siyasal bağlamda soykırım teriminin dayanağını oluşturabilir. Hukuki bağlamda soykırım teriminin asla dayanağını oluşturamaz. Yani ceza hukukunun ilkeleri bellidir. Ya siyasal bağlamda soykırım teriminin temelini oluşturup oluşturmayacak konusunda ben otorite olmadığım için oluşturabilir diyorum. Yoksa benim kendi görüşüme göre yani bu şey, siyasal anlamda bir soykırım terimi ortaya çıkarmak bile çok bence tehlikeli. Ama bunu engelleyemezsiniz. Yani buna dayandırıyorlar zaten soykırım ifadesini siyasi kapsamda kullanan insanlar. Yani şey de var, Rafael Lemkin'in özellikle bu konuda şey söylüyorlar. 1944 tarihli kitabında o soykırım kelimesini ve kavramını icat ederken 1915 olaylarından esinlendiği ve onunla gönderme yaptığına dair görüşler de var. Bunu da söylüyorlar. Buna da dayandırıyorlar aslında Ermeni olaylarının soykırım olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşünü. Fakat böyle bir şeyin gerçek olması halinde dahi ben ceza hukukundaki ilkeler nettir, bellidir. Yani hani yani Ermeni olaylarının gerçekten orada gerçekten bir soykırım kastı olup olmadığından bağımsız olarak en önemlisi o sırada soykırım diye bir suç yoktur yani. Çok teşekkür ediyoruz. Şu anda başka bir katkı görmediğim için kapanış konuşmasını yapmak üzere emekli Büyükelçi Sayın Alev Kılıç'a ben söz veriyorum. Buyurun Alev Bey. Teşekkür ediyorum Özge. Sayın Ceren Sedef Eren'e bu son derece aydınlatıcı sunumu için teşekkür ediyorum. Ve kendisini kutluyorum. Şu anlamda kutluyorum. Gerçekten çalıştığı konu, tez konusu özellikle Batı Avrupa'da kabul görmeyen, hatta değiştirilmeye çalışılan, engellenmeye çalışılan bir konu. Bu neye rağmen böyle? Sayın Ceren Sedef Eren'in de ayrıntılı bir şekilde üzerinde durduğu Perinçek Büyük Daire kararında
çok açık seçik olarak şu söyleniyor. Ermeni soykırımı olmuştur diyen uluslararası tarihçilerin varlığı kadar olmamıştır diyen, aynı şekilde makul tezlerle ortaya çıkan tarihçiler vardır. Dolayısıyla olmuştur veya olmamıştır demek bu tarihçilerin görüşüyle mümkündür diyor. Yani Perinçek kararının özellikle bu ifade özgürlüğü bağlamında çok açıkça ortaya koyduğu, yani dolayısıyla olmamıştır diyen bir tezin de hiç değilse bir Avrupa Uluslararası Mahkemesi tarafından kabul gören bu görüşü doğrultusunda hiçbir şekilde engellenememesi lazım. Ama biz biliyoruz, sadece Sayın Ceren Sedef Eren'in sözlerinden değil ama AVİM'de çalışan birçok akademisyenin çalışmalarından da biliyoruz, bu tip görüşler batılı üniversitelerde özellikle tez aşamasında törpüleniyor, engelleniyor, değiştiriliyor. Ve bunu da hiçbir şekilde bir akademik etik veya özgürlük düşüncesiyle yapmıyorlar. Tamamen bu kendi siyasi inançları doğrultusunda bunları yapıyorlar. Bununla baş edebilmemiz lazım. Bununla mücadele edebilmemiz lazım. Nasıl yapılabilir? Ancak işte Sayın Eren'in çalışmaları gibi çalışmaların daha da çoğaltılmasıyla yapılabilir. Ve ben böyle genç hukukçu bir arkadaşımızın bu konularda bu kadar vakıf bir şekilde bir tez hazırlaması ve bu tezini bugün burada da bizlere anlatabilmesi, savunabilmesi bakımından kutluyorum, teşekkür ediyorum ve bütün katılımcılara da bu çok aydınlatıcı toplantıda bir arada bulunmuş olmaktan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize bundan sonraki toplantılarımızda görüşmek üzere sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.